الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanahu wa ta'ala'ga hamdlar bo'lsin ki, inshaalloh mana darsimizni yana boshlashlikni Alloh nasib qildi. Bugungi navbatdagi darsimizda inshaalloh Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklaridagi İmam Ahmed ve başkalar üzerinin hadis toplamlarında İmam Ahmed müsnedlerinde keltirilgen bir hadis şerifine mezmun hakkında bahs yürütemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala ve inne men qablakum min ahlil kitab افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة إمام أحمد بن حنبلين مسند لرده وبشك حديث تقلم لرده شنديك يترلينيه İmam Tirmizi rivoyatlari da bo'lsa, kulluhum finnar illa millatun vahida ma ana alayhi va ashabi deganlar. Va Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol, khatta lana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى استعيذ بالله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Ahmed ibn Hanbal musnadlarda rivoyat qilganlar va Imom Nasoiy o'zlarining sunanlarida hadis to'plamlarida keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlarida butun millat tarqoq holatda yashardi. Hamma xalqlar turli fikrlar bilan yashardi. Aksarlari qavmiyya, ya'ni millatchilik fikrida yashashardi. Millatchilik bu jahiliyat alomatlaridan. Hozirgi vaqtda ham xalqlarning aksarlari millatchilik ruhida yashashadi. Ya'ni o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq, turkman va hattozo boshqa millatchilik ruhida yashashadi. İslom kelgan vaqtda ham ana shu millatchilik, ya'ni jahiliyat ruhi har bir odamlarga hukmron bo'lgan edi. Xullas bundan boshqa fikrlar ham ko'p edi. İslom keldi-da Man da'a ila asabiyatin falaysa minna. Kim asabiyat millatchilik shunday irqchilikka chaqirgan bo'lsa bizdan emas degan o'zining shiorini e'lon qildi. Man qotala ala asabiyatin falaysa minna. Ya'ni asabiyat asosida jang qilgan bo'lsa bizdan emas dedi. Har bir asabiyat irqchilik ruhini ko'tarib tashladi. Mana shu ko'tarilgan islom ruhi Ya'ni asabiyat ruhi ko'tarildi, islom ruhi barpo bo'ldi, millatchilik ketdi, shu ruh fikri bilan
İslam yeryüzüge terkaldı biraderler. Mene bu bizi diyarımızdaki İslam'ın kilişliğine, tez kilişliğine sirhem, çünkü adamlar bu İslam dinine kilişlik bilen özlerde hiç kendi hakaretini his kilişmediler. Her kendi millet bu dinge kirip, şu dinde uluğ buluşluğunu düşünüştüler. Şunun için meneşi ruh bilen tarkaklık yok aldı. Şunun için İslam düşmanları Müslümanlarını bölüşlük için İslam birinci kelgen vakitte yukatken nersesini alıp kirişlik bilen maksadlar girişti. Bu kavmiye, milletçilik ruhuydu. Meneşi milletçilik ruhunu alıp girdi. Şu milletçilik ruhu bilen adamlar, agarçi özleri Müslüman buluşsalar hem, başka milletlerden, Müslüman bulgen milletlerden acrarıp yaşaşlik hayda oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp girgen İslam yolu bilen hemme bir bütün kişiye eğlendi. Bizgi adamlar etmezsin ki, Müslümanların hazırki vaktteki terkakılığını körüp Müslümanlar birleşmeyi diyen millette bizgi etmezsin bizgi. Bunu Müslümanlar diyen kişiler hem bu sözünü düşmanlar tarafından iyiştirilirken bu sözünü tekrarlı yürüşmesin. Çünkü bu halklarını birleştirirken İslam, halklarını acretken hakiki İslam'ın halktan kötürülgenliği halas. Eğer hakiki İslam halklar ortasında çınarlık bulsa, onlar hiç kendi acrelişliklerine tasavvur ham kılıp bulmaydı. Bana bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken vakitlerde Müslümanların terkalişliği Müslümanların eşiden çıkıp etkenini. Şimdi onlar bir bütün milletke eylen geldi. Şunda agah rantırdılar. Ala dediler. Agah buluyorlar ki sizlerden ilgergi ahli kitablar 72 taifeye bölünüp geçişken dediler. Onlar bir bütünü de şu söz eğitilgen vakitte. Bu millet dediler. Bu millet degenleri, yani Müslüman men deyip etelgen bu millet, Müslüman deyip özünü senegen bu millet dediler, agahlantırdılar. 73 taifeye bölünüp geçip kalan dediler. Hemenlerin Müslüman mı dedi? 72 taifası dozakta dediler. Bittesi cennette dediler. Bunlar cemaat dediler. İmam Tirmizi'nin rivayetlerde hemmesi dozakta meğer bitte millet cennet dediler. Kim o degenlerde cevabıya ma ana aleyhi ve ashabi. Meni yolumu tutkenler ve ashablarımın yolunu tutkenler necat tapken millettir dediler. Bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu esasını beyan kılıp koydular. Bu hadisi şerifine etkenleri de millet bitti milletine. İktidaya bölüngenmesidir biraderler. Hatta bölünüşlüğüne bunlar acep seneşken ediler. Çünkü İslam madami ki türerken bölünüşlüğünün hiç ilacı yoktu biraderler. İslam ruhunun yok kaldı, namı kaldı. Bu bilen millet, biz hahleylik bu 73 milletini bilelik, hah bilmeyelik millet 73'teki bölünüp ketti biraderler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldahlantırken nerse dünyada vücutka geldi. Ama bir millet bu devam etedi kıyamet geçe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun beşaretini bilgeller. Bu milletin devam etişliğini kıyamet geçe devam etişliğini beşaretini bilgeller. Şunun için biz Allah subhanehu ve teala aneşi yegane cennette bulgen milletten buluşlikke özümüz közümüzü açmalıgımız gerek. İmam Müslim rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak
la yadurruhum men khazalahum hatta yatiya amrulloh. Ummatining bir toifasi haqda g'olib bo'lib boraveradi. Ya'ni doim haqni ustida ko'rinib boradi. Ularni zohirina alal haq, haqni ustida ko'rinib boradi. Doim haqdaligiga amali turgan turishi va amali har bir harakati haqda turganligini ko'rsatib turadi. Zohirina alal haq. Ularga ularni tashlab ketgan odamlar zarar qila olmaydi. Atroflaridan bitta-bittadan tashlab ketaveradi. Chunki u haqda turganlik bilan yonida turishlik har kimga nasib bo'lmaydi, birodarlar. Hamma havodan voz kechishlik kerak. Hatto Allohning buyrug'i, ya'ni o'lim kelguncha haqda zohir bo'lib davom etaveradi. Mening ummatimning bir toifasi shunday bo'lib qoladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu bashoratlari bu toifa Allohning hujjatidir. Shu hujjat bilan odamlarga qiyomat kuni azob beradi. Shu hujjat bilan ahli jannatni jannatga kirgizadi. Shu hujjat bilan ahli do'zaxni do'zaxga kirgizadi. Men shu vaqtda haqni qila olmadim desa, mana bu toifa shu davrda haqda ketganligiga hujjat bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisi muborakni o'qidik. Shunda bir xat tortdilar. Ya'ni bir chiziq tortdilar qo'llari bilan. Aytdilarki, bir to'g'ri chiziq tortib, bu Allohning to'g'ri yo'li dedi. Va shu to'g'ri chiziqning ikki yoniga o'ng va chap taraflariga ko'p chiziqlar tortib chiqdilar. Chiziqchalar. Keyin aytdilarki, mana bu yo'llar dedilar, ikki chekadagi. Har bir yo'lni ustida bu yoqqa deb chaqirib turgan shayton bor dedilar. Bir to'g'ri chiziqning ikki tarafiga chiziqlar tortib, mana bu yo'llarning ustida hammasida shayton bor dedilar. Birortasidan shaytondan xoli bo'lgan yo'l yo'q dedilar. Doim chaqirib turadi. U shayton uxlab yo beparvo turmaydi. Yad'u ilayhi doim chaqirib turadi. Ya'ni Allohning to'g'ri yo'li, uning atrofidan chiqqan yo'llar hammasi shaytonning yo'li dedilar. Va keyin shu oyatni o'qidilar. Bu meni yo'lim to'g'ri bo'lgan holatdagi yo'lim deng. Ergashinglar bu yo'lga. Boshqa ko'p yo'llarga ergashib ketmanglar. Sizlarni bu yo'l Allohning yo'lidan ajratib yuboradi. Bunga Alloh subhanahu va taolo vasiyat qilgan yo'ldir. Sizlarda taqvo sifati hosil bo'lishligi uchun. Degan mazmundagi oyatni o'qidilar. Shuning uchun biz shuni bilaylikki, najot topuvchi jamoa haqida ba'zi bir so'zlarni, alomatlarni bilmoqligimiz kerak. Men shu o'rinda odamlar ko'plari nomlarini zikr qilib, bu kishiga tamomiy Islomga zid bo'lgan narsalarni tuhmat bilan nisbatlab yurgan va u kishi tavhidga chaqirgan bo'lsalar, bu kishini o'ziga yoyinki bu kishining tuhmat bilan aytilgan so'zlarga sig'inib yurgan kishining so'zini keltirishlikni munosibroq deb bilaman. Abdul Qodir Jiloniy hayotida yakka Allohga ibodat qilishlikka, tavhidga chaqirgan zotdir. Bu kishining mashhur kitoblari G'uniya degan kitoblari bor. Abdul Qodir Jiloniy bizning diyorlarimizda G'ausul A'zam deb nomi chiqqan. Abdul Qodir Jiloniy yagona Allohga chaqirgan zot. Odamlarni shirkdan man qilgan. Mana shu zot firqi noji haqida nima deganlar?
Guniye degen kitapları da etkenler ki اَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ فَهُيَا اَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاَهْلُ السُنَّةِ لَا اِسْمَ لَهُمْ اِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اَصْحَابُ الْحَدِيثِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan 73 toifaning ichida ahli jannat bo'lgan bitta toifa, najot topuvchi toifa ahli sunnat va jamoatdir. Birodarlar, hamma odam ahli sunnat va jamoatman deyapti. Daraxtga sig'inayotganlar ham ahli sunnat va jamoat deyapti. Dunyoda ahli sunnat va jamoatdan boshqa odam qolmaydi agar o'zini da'vosiga qarasak. Mana bu, Alloh rozi bo'lsinki, Abdul Qodir Jiloniydan shunday hamma ahli sunnat va jamoatman deb da'vo qilib qolishligini Alloh bildirganligi bilan bilim mana bu so'zda aytyaptilarki, va ahli sunnat kim? Ahli sunnat va jamoat kim? Ularning bitta nomidan boshqa nomi yo'q degan ekanlar. Ular ashabul hadis, hadisga amal qilgan zotlar degan ekanlar. Mana bu Ahli sünnet vel cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, sahih hadis rivayet kılınken de, bu hadisini alıp, hemen rayiden, hemen odan deyip fikirden vazgeçip, meneşe hadiske amel kılgen kişiler, necat tapuvçu kişiler eken deyip, Abdülkadir Cilani etkenler. Abdülkadir Cilani'ye, tuhmat bilan shirk kalimalarini hammasini nisbatlagan, tuhmat qilgan kishilar qiyomatda javob beradi. Iso alayhissalomning ismi bilan odamlar Iso alayhissalomga ibodat qilishib, u kishining onalariga ibodat qilishib ketgan. Mana nasorolar hammalari Iso alayhissalom olib kelgan dindan voz kechib, u kishiga yo onalariga ibodat qilishib, shunga sig'inib ketishgan. Iso alayhissalomni Alloh deyishgani yo'q. Ba'zilar Allohning o'g'li deyishdi. Ba'zi nasorolar bizga Alloh bilan bizni o'rtamizda bizni shafoat qilib himoya qilib oladi deyishdi. To'g'ri, payg'ambarlar qiyomat kuni shafoat qilishadi. Xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoat qiladilar Allohning izni bilan. Ul payg'ambarlar va Alloh martaba bergan zotlar ahli tauhidlarni tavhidlarni, ahli tavhidlarni shafoat qiladi. Shirk ahlini hech kim shafoat qila olmaydi, birodarlar. Shirk sodir bo'lgan kishini hech kim shafoat qila olmaydi. Alloh shirkni hech qachon kechirmaydi. Firqa-i nojiya, najot topuvchi jamoat tavhidni eng birinchi e'tiborga oladi. Ibodatda Allohdan yordam so'rashlikda, duo qilishlikda xoh qattiqchilik, xoh yumshoqlik vaqtlarida biror qurbonlik qilishlikda, nazr qilishlikda, tavakkul qilishlikda bularda Alloh subhanahu va taoloni yakka o'ziga ibodat qiladi. Ya'ni Allohgagina ibodat qiladi. Allohdangina yordam so'raydi. Allohgagina duo qiladi. Allohgagina qurbonlik qiladi. Allohgagina nazr qiladi. Allohgagina tavakkul qiladi va Alloh tushirgan hukm bilan hukm qiladi. Xullas, ibodat ma'nolarining hammasini yakka Allohni o'ziga qiladi. Mana bu najot topuvchi jamoaning belgilarini barchasidir. Najot topuvchi jamoa birodarlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishadi. Ibodatlarida va o'zlarining suluk, o'zlarining yo'nalishlarida, hayotlarida va shu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan odamlar o'rtasida g'arib bo'lib qolishadi. Ularni g'arib bo'lib qolganliklari o'zlarining haqiqiy sunnatni ihyo qilayotgan vaqtlarda ular masxaralarga duchor bo'lishadi.
İnnel İslam bedaa gariban ve seyaudu gariban kema beda. Fetuba lil gurabe. İmam Müslim rivayetleri. Bazı rivayetlerde fetuba lil gurabe illezine yusluhun ila fesaden nas. İslam garib bo'lib boshlangan. İslam kelgan vaqtda hamma odam kuldir. Nahotki shu yakka Allohga ibodat qilishlikka bizni chaqirib kelsa, shuni qabul qilsak. Alohida ular shamolga xudo qilishib olgan edi. Daraxtlarga xudo, yomg'irga xudo, qorga xudo, alohida yerga xudo, osmonga xudo, xohlagan narsalaringizni bittadan ilohlar qilishib olgan edi. Shamol bo'lib qolsa, shamol xudosiga sig'inishardi. Yomg'ir bo'lib qolsa, qattiq yog'sa, yomg'ir xudosidan panoh so'rashardi. Har bir jahiliyat mana bunday narsani doim o'zining mavsumlari o'ziga xos bir amallari bor edi. G'arib bo'lib boshlandi. Islom tavhidni olib kelganda g'arib bo'ldi. Va g'ariblikka qaytadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hozir ham yagona Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilinadigan bo'lsa, inson g'arib bo'lib qoladi. Nahotki sen bilib shu butun xalqlar bilmasa deydi. Nahotki shunchalik hamma hukmni boshqarayotganlar hammasi bilmasdan nahotki sen bir yosh sen bilsang deydi. G'arib bo'ladi. G'arib kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilgan kishi bid'at ahllarining ichida g'arib bo'lib o'tiradi. G'arib kim? G'arib Allohni o'zgagina ibodat bilan qulg'ayotgan yigitki, butun havo ahllarini ohlida. Xohlagan kiyim, kechak, boshqa hamma narsada islomga ergashmasdan butun odamlarning tarafidan tuzilgan yo'llarga ergashib ketayotgan odamlarning ichida islom hukmini, islom har bir sohada nimani hukm qilgan bo'lsa, shuni qilaman deb turgan yosh yigitlar xususan g'aribdir. Islom shu g'ariblikka qaytadi dedilar. Hozir islom haqiqatda g'arib bo'ldi, birodarlar. Haqiqiy islomni o'zida mujassamlashtirgan kishi odamlar o'rtasida g'aribdir. G'ariblarga muboraklik bo'lsin dedilar. Jannat bo'lsin deb duo qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi rivoyatlarda odamlar buzilganda o'zini salohiyatlik qilib, o'zini o'nglab yurgan g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Najot topuvchi jamoa Allohni kalomini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ma'sum bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini mahkam ushlashadi. Boshqa odamlarga nisbatan kullu bani adam xattoun va xayrul xattoin at-tawwabun. Odam farzandi bo'lsa xato qiluvchi deb e'tiqod qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar deb e'tiqod qiladi. İmam Malik etkenlerdik, leysa ahadun ba'dan nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem illa yu'khadu min qavlihi ve yutraku illa nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı rivayetlerde illa sahibi hadal qabr de gerekirler. Hemme adamlı sözü alına diyem, taşlana diyem. Meğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri elbette alına de. Bu kişi masumdur. Bazı rivayetlerde qabrlarni oldilarda turgan ekanlar, bu qabrni egasini so'zi albatta olinadi degan ekanlar. Najot topuvchi jamoaning yana bir belgilardan bittasi mujtahid imomlarni hammasini ehtirom qiladi. Hamma mujtahid ulamolarga ularga hurmat bilan qarashadi. Ammo bittasiga hurmat bilan qarab, boshqasiga hurmatsizlik qilmaydi, birodarlar. Bizning diyorlarimizda bitta imomga hurmat bilan qarab, boshqalariga hurmatsizlik bilan qaraydi. Undan tashqari, u hurmat ham johilona hurmatdir. U kishidan rivoyat qilingan so'zni hech tekshirmaydi. O'zi eshitib olgan narsa, bilgan qilib yurgan narsasi faqat shu imomga nisbatlab yashaveradi. Najot topuvchi jamoaning mana shu yerda bir to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi bir diyorlarga borganda
Müslüman biraderlerinin bazıları, Müslümanman deyip yürüyen kişiler, özlerinin hemme müstehid imamlarına ihtiram kılgenliğini, bilgisini kursatışmaydı. Babada imam, birar bir başka özü, itikat kılıp hürmet bilen türgen, ulemadan, imamdan başkanı, ya ıksıda kılıçlik doğru kip kalsa ıksıda kılmasına yaşa uğradı. Hala imamlar ki uneyimizde gel sözü bilen ıksıda kılmasına mutlak birbirine zid nersedir braderler. Bana bu nerse İslam milletini bölüp teşleken nersedir. Necat tapuçu taife hemen müştehid ulemalar ki müştehid imamlar ki hürmet bilen karaydı. Ve onların hermeleri ki ıksıda kılıp şunlarını hürmet kıyarlığını manası ne mi böyledir? Bazı bir kişilerde özünü amiyana sözüne itemen hemen mezheplerde o neyimiz deydi. Lekin başka mezhepte kişinin kürsü ıktidakı mıydı? Dünyada bundan katta hürmetsizlik var mı biraderler? Necat tapuçu cemaha mahruf işlerde büyürüydü. Münkerden kaytaradı. Bid'at yollarını inkar kıladı. Ve milletin bölüp taşlayan teşkil tapıratken cemaalarını inkar kıladı. Hemen cemaatler kitab-ı sünnetke çakıramız deyip teşkil tapadı biraderler. Lekin teşkil tapışlık, eğer hakiki kitab-ı sünnetke teşkil çakıradigen bulsa, ortalarda birbirine karama kaşıp olmaz zikiriydi. Şunun için cemaat isimlerden bunların hemmesini tenham edi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem necat tapucu cemaatini Ma ana aleyhi ve ashabi degenler. Meni yolumunu ve ashablarımın yolunu tutken kişiler Necat tapuçu cemaat degenler. Necat tapuçu cemaatinin bilgilerden bittese Allah'ın hükmüne hakiki hüküm de biledi. Başka adamlar tarafından hüküm bugün hükümlerini tan almaydı. Bunlar bilen bugün hükümünü şirk de biledi. Allah'ın hükmü bilen hüküm kılıçlık bu hakiki İslam dedi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ de bir itikad kıladı. Adamlar tarafından tüzülgen hükümler hemesi batıl de biledi. Allah tarafından yubarılgen hüküm yine hakiki hüküm ve İslam de biledi. Necat tapucu cemaatinin bilgilere sahih İslam'ını şirkten hali bulgen tavhidke tili bilen ve kalemi bilen ve özünün hareketi bilen hemen şu tavhidke çakıradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin haber bilgiler Müslümanlar ortasında sadır bulgi işliğini La taqumu as-sa'a hatta talhaqa qabailu min ummati bil mushrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Qiyomat ummatimdan bo'lgan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketguncha qoyim bo'lmaydi dedilar. Ya'ni ummatimni ko'p qabilalar mushriklarga qo'shilib ketadi. Va ummatimdan ko'p qabilalar avson butlarga sig'inib ketadi dedilar. Birodarlar butlarning shakli o'zgarib boryapti. Avvaldagi butlar jahiliyat davridagi butlar ham solih kishilarning ramzlari edi. U Allohni inkor qilgan shaxslarning ramzi emas edi. Jahiliyatning mana Vad, Suva, Yaguz, Ya'ub, Nasr bular hammasi Nuh alayhissalomning davrida Allah subhanahu wa ta'ala necat bergen kemada salamat kalgen salih kişilerinin ramziydi. Mene bu ramzlerle kırışıp şularga ibadet kılıp geçişkedi. Yani pasık adamlar masidi. Bizning davrimizga kire başla butlarının şekli özgarip varmakta biraderler. Butlarının şekli her hır boladı. Bazı kişiler butlar deb buloqlarga sig'insa, daraxtlarga sig'insa, ostobga sig'insa, boshqaga sig'insa, ba'zi vaqtda dinsiz odamlarning mutlaqo Allohni inkor qilgan dinsiz shakllarga sig'ingan bo'lsa, endi bo'lsa va boshqa bir shakllarni, balki solih o'tgan kishilarning shakllariga ham sig'irib ketyapti.
Biz bularını hammasını bir safga koyup hammasını but deymiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber bergenler ki ümmetimni bir neçe kabileleri şu butlarga ibadet kılıp kesip olan dediler. Mana bu narsalarni shirk ekanligini bayon qiladi najot topuvchi jamoa. Ya'ni najot topuvchi jamoa ularni ko'p odamlar dushman tutadi birodarlar. Ularga bo'xtonlar qiladi. Ularni har xil laqablar, nomlar bilan nomlashadi. Najot topuvchi jamoa najot topuvchi jamoaga Resulüge ve ashablarge ergeşkelligi sebeplik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge nisbetlengen buhtarlar ularge ham, ashablarge buhtarlengen namlar bularge ham baradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemne mecnun dişerdi, cinni dişerdi. Şu Ebu Kabşe'ne oğluge ergeşemiz mi dişerdi? Ebu Kabşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiye tapken hanedandaki kişinin namiydi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sabih yani ata anasını yoludan vazgeçken deyişerdi. Aynigen deyişerdi. Ebu Hamid'in Gazali eytediler ki bir adamın namı halk ortası da aynigen mecnun deyip çıkması itibar görmedi gene geldi. Qaysi zot Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uluh ki o kişini adamlar aynigen mecnun deyişdiyor. Eğer hakiki Allah'ını bendesi bunu hakiki İslam'ın hayatı ki tatbik etse meneşin namlı hayatı da alet diye gerekirler. Hakikatta hem hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollarına ergeçken kişiler şu namlar ne agen buradırlar. Ulamaların bazılarından Najot topuvchi jamoa kim deb so'ralganda aytgan ekanlarki va kullu man masha ala tariqati salafis solih ar-rasul va sahobatihi va kullu man sara ala minhajihim salaf solihlarning yo'llari asosida yurgan har bir kishi najot topuvchi jamoadir kim salaf solihlar rasul sallallohu alayhi va sallam va ashoblar va u kishining yo'llarida yurgan kishilar degan ekan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bana hadis-i mübareklerine hazır eytip verildi. Ümmetimnin bir taifası hatta korunup bara uğradı. Hatta ularga ölüm kelgünce bularda taşlap yetken kişiler ularga zarar yetkiz almaydı. Abdullah ibn-i mübarek eytken ekerler ki Hum indi ashabul hadis. Necat tapucu cemaa meni fikrimda hadis ahllari degan ekanlar. Imom Buxoriy aytgan ekanlarki, qala Ali ibn al-Madini hum ashabul hadis. Imom Buxoriy Ali ibn al-Madinidan rivoyat qilib aytgan ekanlarki, najot topuvchi jamoa ashabul hadis degan ekanlar. Ahmad ibn Hanbal aytgan ekanlarki, illam takun hadhihi at-ta'ifatu al-mansura ashabul hadis fala adri man hum. Agar najot topuvchi toifa ashabul hadis bo'lmasa, ularning kimligini men bilmayman degan ekanlar. Mana bu najot topuvchi jamoaning alomatlarini ba'zilardandir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham najot topuvchi jamoalardan qilsin. Shu najot topuvchi jamoaning belgilaridan birinchisini aytib o'tdikki, ular yakka Allohga ibodat qilishadi va hech bir narsani sharik qilishmaydi. Hech bir narsani. Na inson, na jin, na oy, na oftob, na daraxt, na tosh va hokazo narsalar. Biror bir narsani sharik qilishmaydi. Va bu shirkni iymonni islomni sindiruvchi narsa deb bilishadi. Xuddi mana bu biz shirkning ba'zilariga to'xtab o'tmoqchimiz. Tahoratni ham sindiruvchi narsalar bo'lgandek, agar tahorati bor kishi shu narsani qilsa, tahorati sinadi. Iymon va islomni ham sindirib yo'qotuvchi narsa bo'ladi.
Bu narsa insondan sodir bo'lishligi bilan tahorati sinadigan narsa sodir bo'lgan tahoratli kishi yangi tahorat qilishligi zarur bo'lgandek, iymon va islomga zid bo'ladigan narsalarni qilgan kishi iymonini yangilamoqligi kerak. İmonga zid bo'luvchi narsalar tekshirishlik natijasida to'rt qismga taqsimlanadi. Birinchi, Rabb subhanahu va taoloni vujudini inkor qilishlik. Ikkinchi, ma'bud yagona Allohni inkor qilish yoinki sharik isbot qilsa ham sharik bilan ibodat qilishlik. Ya'ni birinchi, olamni tarbiyat qiluvchi zotni inkor qiluvchi. Bu shirk, kufrdir. Ikkinchi, yagona ma'budni inkor qilish yoinki shu yagona ma'budga ibodatida boshqa narsani ham sharik qilishlikdir. Uchinchi, Allohning ismlarini Asmaul Husna bularni inkor qilish. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida isbot qilgan sifatlarni inkor qilishlik. To'rtinchi, Muhammad alayhisalomning risolatini inkor qilishlik. Mana bu narsalar qaysi bir iymonni da'vo qilgan kishidan sodir bo'lsa, iymon islom unda qolmaydi. Iymonini yangilashlik kerak. Xuddi tahoratni sindiradigan narsalar sodir bo'lganda tahorati yangilashlik kerak bo'lgandek. Rabb taoloning vujudini inkor qilishlik. Na'uzu billah. Bu shiyoiylarning inkoridir. Ya'ni yaratuvchini vujudini inkor qilishadi. Olamni hayotni hammasi tasodifan o'z-o'zidan vujudga kelgan deyishadi. Yaratilish va bu yerdagi olamdagi sodir bo'layotgan amallarni hammasini tasodifga, tabiatga nisbatlashadi. Bu iymon bu odamda qolmaydi. Agarki allomalar xonadonida tug'ilgan bo'lsa ham. Bu odamda iymon yo'q. Olamni boshqarilishligini tasodifga, tabiatga nisbatlagan, Rabb taoloni xoliqni inkor qilgan odamda iymon yo'q. Agarki u salla kiyvagan bo'lsa ham. Farqi shunchalik bo'ladiki, sallalik kofir bo'ladi. Shuni bilmoqligimiz kerak. Yaratuvchini inkor qilgan, olamdagi qonuniyatni Alloh subhanahu va taoloning boshqarishligini inkor qilgan bu odamning kofirligida shak shubha yo'qdir. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar, qaysi xonadonda bo'lishligidan qat'iy nazar. Qur'oni Karim Allohu xoliqu kulli shay deydi. Va huwa ala kulli shay'in vakil deydi. Balki bu halvodan but qilib, qorni to'qidigida ibodat qilib, och vaqtida yeb olgan va biror joydan to'tta tosh topsa, chiroyliroqini olib, unga ibodat qilib qolgan uchtasini ustiga qora qozon osib ovqat qilgan. Yoinki uni ham topolmasa, qo'yni sutini sog'ib, shundan loy yasab, bir but shaklida bir narsani qilib, shunga ibodat qilib yurgan. Yo sutini topolmasa, uning davli bilan loy qilib, shunga bir narsa yasab, ibodat qilib yurgan mushrikdan ham battarroqdir. Chunki bu mushrik olamni kim tarbiya qiladi desa Alloh deb javob beradi. Alloh koinotni yerni kim yaratgan desa Alloh derdi. Koinotni yerni kim boshqaryapti desa Alloh derdi. Mana shu mushrikdan, shu johil mushrikdan ham battarroqdir. Shunchalik agar uning unvoni katta ilmiy unvoni bo'lsa, farq shuki, aqlli kofir deb ataladi. Shu farq shu. Butun aqlini jaholatga sarf qilgan. Chunki u mushriklardan vala insa altahum man xalaqahum la yaqulunalloh. Koinot yerni
odamlarni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deb javob bergan ular. Ular sig'ingan narsalarni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vosita deb bilishgan. Shuning uchun mushrik bo'lishganlar. Balki bu shaytondan ham battaroqdir. Chunki shayton o'zini Alloh yaratganligini tan olgan. Ana khayrun minhu xalaqatani min narin va xalaqatahu min tin. Men odamdan afzalman dedi. Chunki meni dedi Rabb taologa. Rabb taoloning borligini isbot qilgan u. Aytganki meni o'tdan yaratding, u odamni loydan yaratding. O'tdan yaratilganligim uchun afzalman dedi. Ya'ni yaratilganligini tan oldi. Bu birinchi qism alhamdulillahi robbil alamin. İmanla davo qilib yurgan kishilarda kam topiladi. Ya'ni bu bizning xalqimizda juda kam topiladi bu. Lekin ikkinchi qism yagona ma'budni inkor qilish. Yo'inki yagona ma'budga ham ibodat qilib, boshqa narsani sharik qilishlik. Mana bu narsa bizning İslam milleti deyip atalgan halklar müptela bulgen nesedir. Bir de başka nesene şerit kılgen kişiler türlüktür. Bazılar aftabki ibadet kıladı. Bazılar ayge ibadet kıladı. Bazılar yıldızge, daraftge, cinge ve yainki başka alayfi ötgen mahlukatlarge ibadet kıladı. Ular foyda ham yetkiz olmaydigan, zarar ham yetkizmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Bu ibodatlar avvalda ham mashhur bo'lgan. Qur'oni Karimda mana Alloh subhanahu va taolo oftobga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar, daraxtlarga sajda qilmanglar, yulduzlarga sajda qilmanglar, tog'larga sig'inmanglar. Yakka bularni yaratgan yakka Allohga sajda qilib ibodat qilinglar deydi. Mana bu narsa hatto avvalgi vaqtdagi mushriklar ham hozirdagi ham mushriklar deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Og'ir va musibatlar yetgan vaqtda yakka Allohga ibodat qilishadi. Boshlariga bir musibat tushib qolsa, mabodo bir tayyorada yoinki bir katta kemalarda ketayotgan vaqtda bir halokatning dahshati bo'lishiga kelsa, faqat o'zingdan boshqa panohgohim yo'q deydi. Yakka Allohga sig'inishadi. U musibatdan chiqishlari bilan boshqa narsalarga sig'inib ketaveradi. Fa iza rakibu fil fulki da'u Alloha mukhlisina lahud-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kemadagi militsiya kemadagi dahshatni ko'rib katta bir moviy suvda bir pista pochoqday turganda inson shunda fitrat qo'zg'aladi. Biror bir narsani esiga ham kelmaydi. Sig'inib yurgan hayotidagi narsalarni hammasidan voz kechadi. Dost berganda qurulikka qarabsizki ular mushrikligini davom ettirishadi. Bu qiyinchilik vaqtidagi yagona Allohga sig'inishlik bilan insonlar mu'mini komil bo'lisha olmaydilar. Modomiki ular yumshoqlik vaqtida ham yakka Allohga sig'inishligini o'zlarida vujudga keltirishmasa. Ba'zi bir kishilarga shirk haqida bayon qilinsa, biz buni Alloh deb sig'inmaymiz. Buni yaratuvchi deb sig'inmaymiz. O'zimiz bilan Allohni o'rtasida yaqin qiladi deb sig'inamiz deyshadi. Shuning uchun mushrik deymiz biz deb javob qilamiz ularga. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار Allohdan boshqa avliyolarga avliyolarni o'ziga ma'bud qilib olganlar aytishadiki ibodatlarini ular ibodat qilishib duo qilishardi madad so'rashardi Ular aytishadiki, ularga biz Allohga yaqin qiladi debgina ibodat qilyapti, xolos deyishadi. Alloh ularning o'rtasida kelishmagan narsalarni hukm qiladi deydi.
Ve bunday kazıp kaffarlarına, nankörlerine Allah Teala hidayet kılmaydı. Demek, özü bilen Allah'ın ortasında yakın kıladı deyip ibadet kılıçlığı şirk. Müşün bilen müşrik buluştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl gelişmediler. Ashablar hayatlarda mutlaka gelişmediler. Meneşik işlediler buradalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelişmeyen kişiler Allah'ını inkar kılmaz da. Ular Allah'ını bar yaratıcı deyip tanışardı. Allah subhanehu ve teala kainatı yerini başkaradı deyip bilişardı. Allah rızık veredi deyişardı. Hazırki vakitteki adamlar hatta rızkını Allah'a nisbetleşmeye koydu. O müşrikler Allah rızk verir deyişerdi. Allah öldürerdi, Allah tırıltırerdi deyişerdi. Mene şimdi, lakin özleri bilen Allah'ın ortasında vasıta kılgeldikleri için müşrik buluştu ve şu şirkten bilen gelişmediler ve şun bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihat kıldılar, şunda ölgen kişiler şehit buluştular, öldürgen kişiler gazi buluştular. 23 yıl gelişmeyen meseleler şu şirk oldu. Ötken peygamberler ham bütün kavimlerini yegane mabudke sığınıştike davet kıldı. Biz meneşini yakşı aynama olumuz gerek. Subhanehu ve Teala'nın ya dua kılıçlık ibadet. Şu duanı başkaca kılıçlık ibadetini başkaca kılıçlıktır. El-dua'u vel-ibadet. İmam Tirmizi rivayetlerde hadis-i şerifte. Hüküm ibadettir. İnil hukmu illa lillah, emara alla ta'budu illa iyyah. Zalika dinul kayyim, ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun. Hüküm, fakat Allah subhanehu ve teala'nın özüye hastır. Allah subhanehu ve teala özüye yine hüküm bilen ibadet kılıçlıkla buyurdu. Demek, hüküm Allah'ın hükmüdür. Başka adamların hükmü, yani tan alışlık, bu nasıl şirktir bu. Eğer şun bilen hüküm kısa, bu inkar kılgen halette hüküm kılsa dinden çıkadı. Allah'ın hükmünü inkar kılıptır. İmam bu Abdullah ibn Abbas'tan bir rivayet var ki men cehede ma enzelallah fekad kefara. Allah subhanehu ve teala çürgen hükmünü inkar kılsa kafir buladı. Ve men akarra bihi fehüve zalimun ve fasikun. İkrar buttırıp başka hüküm bilen hüküm kılsa bunda zalim fasık degenlik için ve men lem yahkum bima anzalallohni shunda Abdullah ibn Abbasning tafsiri bilan ta'vil qilishadilar ki ya'ni kim o'zi iqroru shuni qila olmasdan Allohning hukmini men qila olmadim men iqrorman degan vaqtda zalim va fasık bo'ladi. Agar inkor qilsa endi Allohning Qur'onning hukmlari bu davrga munosib bo'lmay qoldi desa na'uzu billah endi boshqa hukmlar kerak desa buning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Shuni yaxshi bilib olmasa kerak. Va iymonning sindiruvchi, yo'qotuvchi narsalarining bittasi Allohning hukmiga rozi bo'lmaslikdir. Yo'inki Allohning hukmi bo'lgan vaqtda qalbi tang olib, yuragi siqilishligidir. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ربizga qasamki deydi Alloh taolo iymon keltirgan bo'lishmaydi hatto sizni o'zlarini o'rtasida kelishmagan narsada hokim qilishmasa keyin qalblarda sizni hukmingiz sodir bo'lgandan keyin deydi Alloh taolo siz qilgan hukmdan bir haraj qopishmasa ko'ngillarida bir diqqatlik topmasliklari kerak. Yozilib xursand bo'lib kirishi kerak. Xoh o'zini zarariga, foydasiga bo'lgan bo'lsa. Va tamoman taslim bo'lishmaguncha iymon sifati bularda bo'lmaydi deydi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taoloning hukmini yoqtirmasligi. Bu ham iymonga ziddir. Iymonni sindiradi. Tahoratni sindiradigan narsalar tahoratni sindirgandan keyin yangi tahorat qilishlik kerak bo'lganga o'xshagan. Bu iymonni sindiruvchi narsalarni bittasi mana Allohning hukmini yomon ko'rmas, yomon ko'rishlikdir. Vallazina kafaru fata'tan lahum va adalla a'malahum. Zalika bi annahum karihum ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Allohning hukmini yomon ko'rishlik bilan Alloh taolo uning amalini habata qiladi. Kofirlar Alloh subhanahu va taolo ularni haqqiga fata'tan lahum yo'qolsin, uzoq bo'lsin deb ularga halokatni duo qilyapti. Va avvalla a'malahum Alloh subhanahu va taolo ularning amallarini
g'oyib qiladi, yo'qotib tashlaydi. Buning sababi Alloh tushirgan hukmni yoqtirmaganliklari, shuning uchun Alloh taolo ularning amallarini habata qilgan. Inshaalloh bundan keyingi darslarimizda qisqacha bo'lsa ham hozir aytamiz, Allohning ism sifatlarini inkor qilishlik bu uchinchi iymonga zid bo'lgan narsalardan. Mu'min kishi Allohning ismlarini va kitob-i sunnatda, ya'ni sahih hadislarda sabit bo'lgan sifatlarini inkor qilsa, bu odam iymondan chiqadi. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh o'zining kalomida o'zining ismlarini zikr qildi va sifatlarini zikr qildi. Bularni biz hech qanday ta'bil qilmasdan qabul qilamiz. Alloh har bir narsani bilib turuvchi ekanligini o'zini kalomida yod qildi. Alloh har bir narsani bilib turadi deb iymon keltirishlik. Mayda narsalarni na'uzu billah bilmaydi deyishlik iymonga ziddir. Iymondan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo mana bizda ko'proq ko'p ta'villar bilan tushunib yurgan toifalar ko'p, shu biz shu ta'villarni yo'qotmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qodir ekanligini, Alloh subhanahu va taolo hayyun la yamut, tirik ekanligi, Alloh subhanahu va taolo eshituvchi ekanligi va ko'ruvchi ekanligi, Alloh subhanahu va taolo mutakallim, gapiruvchi kalom sifati, rahmdil ekanligi va o'zining arshida oliy ekanligini, istavo ala arshihi va hamda, biz buni shularni hammasiga iymon keltiramiz. Alloh subhanahu va taoloning dunyo osmoniga kechaning 3-chi qismida nuzuli haqida, tushishligi haqida iymon keltiramiz. Chunki bu hadislarda sabitdir. Alloh subhanahu va taologa yadullohi fawqa aydihim, yad ya'ni qo'l isbot qilinganligi va soq yawma yukshafu an saqin va yud'auna ila sujud, soq kalimasi ya'ni soq bizi tilimizda ya'ni boldir deb aytamiz. Va hamda boshqa sifatlariki bularni hammasini isbot qilamiz. Lekin u biz bilgan a'zo deb bilmaymiz. Kayfiyatini qandayligini bilmaymiz. U kayfiyat bizga qorong'i bilmaymiz deymizda, lekin sam eshituvchi sifatini inkor qilamiz. O'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan eshitadi, o'zining ulug'vorligiga loyiq sifat bilan gapiradi, o'zining ulug'vorligiga loyiq bo'lgan sifat bilan ko'radi. Yaz qo'lni isbot qilamiz, soq bu kalimalarni isbot qilamiz, lekin bularni biz ta'vil qilmaymiz. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh. Allohdan boshqa ta'vilini biladigan yo'q deb bilamiz. Mana bu narsalarga Alloh o'zining kalomida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida sabit bo'lgan sifatlarni, ismlarni hammasini isbot qilamiz. Birontasini inkor qilmaymiz. Agar birontasini inkor qilsa, iymonga ziddir birodarlar. Mana bu narsalarni biz mukammal bilmoqligimiz kerak. Lekin bularning kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday kayfiyatda Alloh taolo har bir narsani bilib turuvchi qanday haqiqatda biladi, biz buni bilmaymiz. Ta'vil qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo ba'zi xususiy sifatlarga xos bo'ldi. Bunda hech bir mahluqotini sharik qilmadi. G'ayb masalasida va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagina g'ayb xazinalari Allohdan boshqa bilmaydi. G'aybni hech kim bilmaydi. Xususan 5ta g'aybni hech kim bilmaydi. Ba'zi g'ayblarni o'zining rasuliga bildiradi. Rasul kalimasi birodarlar Alloh tomonidan kitob nozil qilingan payg'ambardir. Nabiy bilan rasulning farqida mana nabiy Alloh subhanahu va taolo tomonidan kitob tushmagan. Rasul Alloh tomonidan kitob suhuf bilan tushgan. Mana bu faqat rasulgina Alloh o'zi bildirgan ba'zi g'ayblarni biladi deymiz. Bunga hujjat alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min xalfihi rasada. Alloh subhanahu va taolo g'aybni biluvchi, g'aybiga hech kimni g'aybiga
g'olib qilib ko'rsatmaydi aybini, magar o'zi tanlagan rasuligagina ko'rsatadi. E'tiqodimiz shu, g'aybni hech kim bilmaydi, hech qaysi inson bilmaydi, magar Alloh bildirgan rasullargina ma'lum bir g'ayblarni bilir. Ammo 5 ta g'aybiki hammamizga ma'lum aytib o'tganmiz. Mana innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayb. Qiyomat kuni qachon bo'lishligi va yunazzilul g'ayb yomg'irni tushiradi. Yomg'irni yog'dirish yog'ish vaqtini va yunazzilul g'ayb va ya'lamu ma fil arham qorinlardagi nima bolani mana bu narsa va ya'lamu ma fil arham va ma ya'lamu nafsun madza taksibu gada ertaga nima qilishligini va hamda va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut qayerda inson o'lishligini bu 5 ta g'aybni hech kim bilmaydi payg'ambar ham bilmaydi Alloh subhanahu va taolo o'zigagina xos bo'lgan ilmdir mana bu g'aybni 5 o g'aybni Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos deb bilamiz. Bunda hech kim sharik emas deymiz. Ba'zi boshqa g'ayblarga o'zining rasulini deb ko'rsatadi. Rasulidan boshqa hech kimga g'aybni ko'rsatmaydi. Bu nafsdir birodarlar. Agar birorta bir kishim faloncha avliyo g'aybni biladi desa, shu vaqtda dindan chiqadi birodarlar. Mana bu narsani biz mukammal bilmoqligimiz kerakdi. Bu birodarlar Allohning so'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zidir. Hamma narsani Alloh rasuliga ba'zi bir g'ayblarni bildiradi. Bildirgan soatda shuni biladi. Buni bilishligi bilan boshqa g'ayblarni biladi deb e'tiqod qilishlik xatodir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning men shu yerda bir voqeani misol qilib keltiraman. Ashobi kiromlar o'rtasida bo'lgan voqeani Agarchi juda bir og'ir bo'lgan ularga bu voqea shuni men misol qilib aytaman. Kishilar bizni ajdodimiz bunday bo'lgan ekanlar. Hatto ajdodlarning tiriklarini bilishligidan tashqari qabrlarda ham hamma narsani bilib turadi deb da'vo qilishadi. Bular hammasi shirkdir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh ba'zi g'ayblarni bildirdi. Bildirgan soatda, bildirmagan soatda inson bo'lib yashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng suyumlik oilalari Oyisha Siddiqa onamizga bo'xton bo'ldi. Safvon ibn Muattal degan fidoi sahobaniga nisbatlab bo'xton bo'ldi. Bu birodarlar, bu holatni bir ko'z oldingizga keltirsiz, eng suygan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Safvon ibn Muattal nihoyatda yaxshi ko'radilar. Boshqa sahobalar qatori. Safvon ibn Muattalni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amin amonatli kishi deb lashkarning orqasida yurdirardilarki, tushib qolgan narsalarni bu kishi olib yurib yetkazib kelardilar. Amonatli bo'lganliklar uchun. Odamlar, munofiqlar Oyisha Siddiqa onamiz shu yerda o'zlarining taqinchoqlarini, marvaritlarini yo'qotib qo'yganlik sababli uzoq joyga tahoratga borganliklar sababli yo'qotib qo'ydilar. Va shuni istashlik bilan ovora bo'lib qoldilar-da, u kishi solingan havdaj hijob bilan o'ralgan edi, shu havdajni ko'tarilib, tuyaning ustiga solib qo'yildi. Ot ko'tarib oborgan kishilar havdajni ichida Oyisha Siddiqa onamiz bor edi. Rivoyat qilinadiki, u vaqtdagi ayollar unaqa badallari nihoyatda yo'g'onmas edi. Chunki ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xususan xonadonlarida bir oylar o'tib ketardi tutun yoqilmagan holatda. Yo Oyisha Siddiqa nima yerdinglar deganlarda, asvadan dedilar, xurmo bilan suv dedilar. Shunda havda kesalar hech kim yo'q. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam albatta meni yo'qligim bilib odam jo'natadilar deb o'rinlardan qimillamasdan turdilar. Safvon ibn Muattal odatda kezlarda kelib ko'rdilarki bir ayol kishini qorasini ko'rdilar. Darrov tuyani o'tkizdilarda tuyaga minishlikka gapirmadilar. Biror bir kalima gapirmasdan tuyani yetalab kirib keldilar. Oyisha Siddiqa onamizni haqqida munofiqlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hech ayb topisha olmasdan turishardi, shuni munofiqlar buhton qilishdi. Shu buhtonga bütün payg'ambarlarning sayyidi
bu kişi hayron bo'lib qoldilar. Hayron bo'lib qoldilarda bir oy Oysha onamizga gapirmadilar. Kirib kasal bu kishi bu bo'stonda eshitib kasal bo'lib qoldilar. Kasal bo'lib kechasi-yu kunduz yig'ladilar. Shunda yig'laganlarda kirib odatda kayfatikum buninglar qalay deb qo'yardilar xolos. Boshqa so'zda marhamatlarni gapirmasdilar. Hamma sahobalarga maslahat soldilar. Bu kishi hayron bo'lib qoldilar. U kishi buni tasdiqlaganlari yo'q, yo'inki yolg'on deganlari yo'q, hayron bo'lib qoldilar. Alloh subhanahu va taolo bu Oysha Siddiqa onamiz og'riganliklari bu holatni keyin eshitganlar yo'q, og'rib qolgan edilar. Bu fitna sababli emas edi. Kasal bo'lib qolgan edilar. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan oldin ko'rib yurgan marhamatni ko'rmaganlardan keyin ota-onalarini oldilariga borib kelishlikka ruxsat so'radilar. Ruxsat bilan bordilar. Shunda Ummu Mistah degan ayol bu kishiga xabar berdiki, hayron bo'ldilarda shu voqeani eshitganlardan keyin tamomiy vujudlari titrab kechasi kunduz yig'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oilalar bilan ajrashmoqchi bo'ldilar. Ana shu vaqtda maslahat qila boshladilar ba'zilarda. Ali ibn Abi Talibga maslahat qildilar. Oyshadan boshqa ayollar ko'p yo Rasululloh dedilar. Lekin eng amonatli kishilarni maslahat soldilar, aytdilarki, yo Rasululloh bunday pok ahliz bu. Sizda ahliz bunday xonadonda tarbiya topgan ahliz dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan vahiyni kutardilar. Shunda Oysha Siddiqa onamiz oldilarga kirdilar. Aytdilarki, ey Oysha dedilar, agar bir gunoh ish sendan sodir bo'lgan bo'lsa, Allohga tavba qil, Alloh tavbangni qabul qiladi. Agar bu narsani gunoh ish qilmagan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo albatta sizni oqlaydi. Deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda bu so'zni pok insonni eshitishligiga bardosh beradigan so'z emas edi. Ya'ni bir odam pok bo'lsa, shu bir gunohni qilgan bo'lsang degan so'zni eshitishlik odam toqat qila olmasdi. Aytdilarki, men bilan agar gunoh ish qildim desam tasdiqlaydigan bo'lib qopsizlar. Gunoh ishni qilmadim desam tasdiqlamaydigan holatga bo'lib qopsizlar. Mening ishim endi fasobrun jamil. Yaqub alayhissalom aytgandek, yaxshi sabr mening ishim. Men hech kimga bu haqda so'z aytmayman dedilarda o'ranib teskari qarab yotib oldilar, yig'laganlar. Shu vaqt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Suray Nurning oyati nozil bo'ldi. Bu bo'htonni qilganlar munofiqlar jamoasi ekanligini Alloh taolo bu bo'htonni juda ham bir bu katta bo'hton va bu bo'hton sizlarga zarar emas, bu manfaat bo'ladiki, insonlar hatto shunday pok insonlarga ham bo'hton bo'lishligi mumkinligini qiyomatgacha bo'lgan bashariyat bilib olsin. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pokiza siddiqa ayollariga ham bo'htonlar bo'lishligi mumkinligini, ana shunday pok insonlar haqida ham bu bo'hton bo'lishligini bashariyat qiyomatgacha anglab olsin. Bunga tasdiqlashdan ehtiyot bo'lishligiga bir katta bir manfaat edi. Ana shu narsani janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lsa, yuzlari oydan ham chiroyli bo'lib ketardi. Yuzlari shunday chiroyli bo'lib, birinchi kulib gapirgan so'zlar bo'ldiki, ey Oysha, tug'ilganingizdan beri eng yaxshi kun bilan xursand bo'ling dedilar. Alloh tarafidan pokligingizga himoya oyati nozil bo'ldi. Shunda onalar aytdilarki, tur, qizim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tashakkur bildirgin dedilar. Yo'q, Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman dedilar. Meni Alloh pokladi dedilar. Allohdan boshqaga tashakkur bildirmayman dedilar. Men sizlarga buni aytib berishimdan ba'zi vaqtlarda Alloh o'zi g'aybni bildirgandi. Xususiy soatda rasuliga g'aybni bildiradi. Boshqaga xususiy soatda ham g'aybni bildirmaydi. Ana bildirmasa inson shunday katta kishi o'zining pokiza oila haqqida hayron bo'lib qolavergan. Kim aytoladi, hamma odamning ajdodi hamma narsani biladigan qilib rivoyat qilishadi. Bu narsadan qo'rqmoqligimiz kerak birodarlar.
Bu g'aybni biladi degan narsadaga katta shirk yo birodarlar. G'aybni hech kim bilmaydi, magar rasul biladi, maxsus soatda Alloh bildirgan g'aybligini biladi. Bildirmasang oddiy inson bo'lib turaveradi birodarlar. Bizga mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'tgan misol shu kifoya qilishligi kerak. O'zlarining qo'yinlarida bo'lgan eng suyumli ayollarining haqidagi bo'stonni haqiqatini bilolmay qoldilar. Alloh bildirgan soatda bildilar. Mana bu narsani biz g'aybni kimni so'rasangiz hammani ajdodi birodarlar sinab ko'rilganda bir mushukni so'yib pishirishib qani nima qilar ekan desa oshni ustiga sop kelgan bo'lsa qani obering deb sinab shishim bo'lsa yengini ichida tur jonivor desa turib ketgan ekan. Siz ham ajdodi shu chiqadi, siz ham katta deb shu chiqadi, meni ham kattadan shunday chiqadi, hamma shun bilan faxrlandi. Nima qiladi shunchalik quvvati bo'lsa mushukni tiriltirib odamlarning hidoyatiga sabab bo'lmaydimi? Odamlarga shirk nima ekanligini bildirish uchun o'zida qudrat bo'lsa bildirmaydimi? Mana bu narsa bilib qo'yinglar. Bu biz shirk bilan hech qachon murosa qilmasligimiz kerak. G'aybni biladi degan narsadan har qanday holatda biz inkor qilmoqligimiz kerak. Shuni ham g'ayb haqida shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerak ekan. Demak, bizning e'tiqodimiz g'aybni hech kim bilmaydi. Rasul, ya'ni kitob nozil bo'lgan, sahifalar nozil bo'lgan payg'ambarga Alloh bildirgangina g'aybni biladi. Boshqa bildirmasa oddiy inson bo'lib qolaveradi g'aybga nisbatan. Avliyolar mutlaqo g'aybni bilmaydi. Ulardan karomatlar xususiy soatda sodir bo'ladi, u g'aybni bilishmas birodarlar. Biz payg'ambarlar mo'jizasini isbot qilamiz. Bizning ahli sunnat va jamoat e'tiqodi, najot topuvchi jamoaning e'tiqodi, avliyolar tarafidan sodir bo'lgan karomatlarni isbot qilamiz. Lekin ular g'aybni bilishmaydi deb e'tiqod qilamiz. Chunki vahiy avliyolarga nozil bo'lmaydi. Faqat g'ayb vahiy orqasidangina bilinadi. Shuning uchun nabiy g'aybni biladi demoqchi Qur'oni Karimda. Nabiyga vahiy nozil bo'lmaydi birodarlar, kitob, sahifalar nozil bo'lmaydi. Shuning uchun istisnoda alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtado mir rasulin deb man irtado da bayon qilib qo'yilyaptiki mir rasulin kelajakda nabiylar yoinki boshqa avliyolar g'aybni biladi deb qolmasin deb insonlarni mir rasulin deb ta'kid qilyapti. G'aybni bilishligini da'vo qilsa, bilgan bildim desa, shuni tasdiq qilsa, iymonini yo'qotibdi shu odam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Kohin deb arab istilohida g'aybni bilishlikni da'vo qilgan odam deymiz. Kohin g'aybni biluvchi odamning oldiga kelsa, arrof o'zini bilag'on deb atagan odamning oldiga kelsa va aytgan so'zini tasdiqlasa, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga tushirgan narsaga kofir bo'lib tushadi. Mana qolbinlar, dajjollar, bular hammasidan sodir bo'layotgan narsa, bular hammasi shayton vasvasalaridir. Bular hammasi shirk bularni tasdiqlash deb bilamiz. Agar bular g'aybni bilsa, yer dostidagi konlarni chiqarib berishsin. Ular g'aybni bilishadigan bo'lsa, yahud nasoralarning islomga uyushtirayotgan tadbirlarda aytib berishsin. 4-chi qism iymonni sindiruvchi narsalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatini inkor qilishlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini isbotlash iymon asoslaridandir. Kim payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ta'n yetkizsa, u kishini sodiqligiga shubha qilsa, u kishining amonatdorligini inkor qilsa, u kishining pokligini inkor qilsa, yo payg'ambarni so'ksa, yoinki masxara qilsa, yoinki yengil sanasa, yoinki sahih hadislarini inkor qilsa, yoinki mana ba'zi bir
haberlerde bergenler Daccal'ın görünüşü, çıkışlığı hakkında. Bu narsalar Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i mübareklerde sabit bulgen narsalarda bana haberini bergenler, şu haberlerini inkar kılsa, ya mazhara kılsa, imanı yokaladı bu adamda. Hatta bazı ulemalar eçkere gelirler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit bulgen sahih hadisini mazhara kılıp koysa, imandan çıkar degen ekeller. Misal kılıp eytemiz, köprak hazırki vakitte maddi felsefede özken kişiler köp bulgen için, akıllarigi suyanıp yaşayan köp adamlar bulgenlik için, özlerine müstehap kımestan türüp pakize senegen adamlar köp bulgenlik için, özleri müstehap kılışmagen adamlar özlerini pak senegen adamlar köp hazır. Yani şimdi adamlarga Zübab hadisine etkiltirirse, Zübab hadisi sahih hadislerden, yani peşşe bir avukatga tüşse, bir kanatı bilen tüşse, ikinci kanatını hem düşürüp, batırıp, alıp taşlayılar dediler. Bir kanatı kesellik olsa, onun devası ikinci kanatı ikenliği işare kılıp hadisini ettiler. Şu hadisini hazırki vakitte hemen kesellikini peşe kurtarıp gelirdi degen felsefede ulgayken kişiler. Meneşin efsane bu peşeni nahat kişinde bir adam tabiatan içmesliği başka yer. Lekin bu hadisini inkar kılıp yonmaz harakası imandan çıkıp oladı bir adamda. Min şunaka misalını keltirmek için ben. Misvak hakkı da hadisler mütevatır bugün. Hadis misvakını keltirse bir misvakını mazhara kılıp koyuşluğundan ihtiyat bulmalı gerek bir adamlar. Mene hazır ki fen bunu ispatlayattı ki taşşanin bir kanatıya bilen tüşken keselliğe dünyada hiç kayısı deva yok meğer ikinci kanatı değişkendi. Biz bu nerseni bu ilmi keşf için tasdiklemeyiz buradırlar. Biz bu ilmi keşf bugünden kegin ile kegin bu nersi doğruyken demeyiz. Biz bunu doğruluğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri bilen ispatlayız. Biz eğer ilimge muhtaç buladigen bu yanımızda, akılge muhtaç buladigen bu yanımızda, hidayet yolları da adli nerseni bilişliğimiz için 1200 yıllarge muhtaç bulardık. Biz Allah Teala bunu diye akılge muhtaç kılıp koymadı. Bizlerin buna kadar saadet yolunu tapışlıydı, buna kadar her hıl ilimlerge bir gün ispatlayıp ettiğe helasızlık bile ispatlayan nersesini inkar kıladigen bir hakir, betemiz ilimge muhtaç kılıp koymadı. Bunda ilimler bitemiz, keçe ispatlayan nersesini bugün yolda inkar kılıp duru aradı. Bugün inkar kılgen nersesini ettege ispat kılıp duru aradı. Bugün mesela bir davırda bayram deyip durgen nersesini ertege bu nerses batır deyip duru aradı. Yengisini tüzü aradı, onu hem indinige batır deyip duru aradı. İlim şimdi bitemiz nersedir buradır. Bu bir vermedi ki, etmedi ki bu ilim ya akıl etmedi ki bu nerseni men İlgari inkar kıldım. Evvel men nadanlığımını ten alıp kengisini başlayı demeydi. Braderler men mene şunca müddetsizlerini nadanlığı yolu getirgenmen deyip etmeydi. İlim bu ya, bütün ilim yamanlarsa mez. İlim yakşınarsa. Lekin ilim beşeriyet saadetini kursatıp bir edigenlerse mez. Akıl, beşeriyet saadetini, dünyaya ahiretli saadetini kursatıp beredigenler semez. Bunu dünyaya ahiretteki beşeriyet saadetini kursatıp beredigenlerse yegane vahiydir. Bu vahiy Allah'ın peygamberlerine nazil bölgen, onlar bu nerseni emanetle yetkizişkerler. Bana bu nerser şunun için Resul sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sabit bölgen nerseni inkar kılıçlık bu imandan çıkaralı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadis-i mübareklerini şöyle yetişim, orulli de bilemen, bir kişi tiket örüp içse, kaykı varsın dediler. Su yukluğunu tiket örüp içken olsa kaykı varsın dediler. Yani bu haram demediler. Kaykı varsın, çıkar varsın dediler. Bu sözünü dakikliğine karayın. Devirler ötüşlüğü bilen, fen şunu ispatladı ki, tiket örüp içişlik neticesinde kör içek payda bularak. Çünkü aşı kör içek tike türgen vakti suyulik bilen kelişliği bilen hali kör içek açılıp kalıp suyulik şu tarafı yürüp keyin içip açı bu sasıp yugollaşıp ağırı payda bulup kör içek şunu kesip taşlaştaki muhtaç olunur.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tike türüp içti haram demediler. Demek haram meseken. Tike türüp içken nefsini kaykırıp çıkarırsın ki bu zarar yetkizip koyardı. Şunun için bir adam tike türüp içti haram deyişki hakkı yok. İçkende haram var. Lekin tike türüp içken nefsini kaykırırsın degenleri şu nefsi zarar kılardı. Bunu bilişmek için bizi İslamlı nimet çünkü 1300 yaşayışımız gerekirdi. 1300 yaşayıp bir 20 ta avlat ötüp gitkenden keyin bunu bilişlikke bizi muhtaç kımadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adli söz bilen kim tüketirip içse kaykı varsın dediler. Şunun için hadis, sahih hadislerini inkar kılıçlik nihayet derecede bu yaman akıbetki alıp gelişlikten taşkarı imandan çıkarıp koyadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amanatligini, amanatdarliklerini inkar kıyan buradı. Şu oranda bana hazır ki vakitte mesela it, bakışlik. İt ne nihayette zararları ki? Men iktana kelben fakat habit ameluhu dedi. Kim it özüge bakıp, üyde bakıp şunu dekilse, ameli habete bulan dedi. Yani bu teşrit korkuttular. Kim bundan taşkarı ameli habete bulan dedi. Çünkü itni bakkanlar adamlı keselliklerini bana hazır, it bakarlar özet veriyordu. Hayatı boyunca bolasıdan itti yaş görgenler itti zararını bayan kıberi yaptı. Bizi bana bunda ispat kıladigen ilimlerge muhtaç kılıp koymadı. İlim şimdi inerse ki bugün ispatlayıp ittiği inkar kılıp bir temiz bulup tura uğradı. Bahreyip tura uğradı. Öy sen keçi inkar kılıyordun bu narsanı bugün ispat kılıyorsan desiz. İlim şimdi edip tura uğradı. Ana şunun için bizge Allah Subhanehu ve Teala'nın merhamet şüki özgermez menhec yönetti. Biz bu İslam menheci, bunda hiç doğduramayız. Bizi bugün yaşayarken avlat bilen kirecekteki avlat bir hıl saadet menhecini işleptir orada. Şunun için Allah Subhanehu ve Teala Resulünü yönetkerliğini cide katta minnet kıldı. Şu uğrunda doim misal kılıp gelgen gaha misal kılardım, şunu misal kılıp koyuşluğunu orulli de bilemen, peygamberler alıp gelgen ilimini eğer bir çüşüntürüşlü gücün misal kılmakçı bulsak, dünya haritası yokuşatlık, bir kısmen bu dünya haritasını rubaroge koyup koysayız, dünyadaki en çukur okuyanız 10 kilometre. En belen tağ bulsa 8 kilometreden artı bırak. Deyip yazıp koygen. Sahralarının meydanı şunca. Ormanlarının meydanı şunca. Ve hakeza bir de tilla kanı. Bir de kümür kanı. Bir de bu nerse. Bir de mis kanı. Hemme nerseni yazıp koygen. Dünya haritası şimdi bir yazıp koygen derrası şu en çukur okuyanız elbette bir yerde 10 kilometre kendip der o tanı asız içige çüşlük 10 kilometre çukurlikke tayirgenlik görez. Bana bu nersen tayirgenlik şimdi özüge himaya gavvaslık ilmini örgenez de içide marvetlerini tercih görez. Bana bu nersege bize İslam buyurdu. Onu tayyar ilim geldi. Şimdi peygamberlerinin yolunu inkar kıyan adamın misali dünya haritasını aldı yap gelip bana bu okuyanızın çukurluğu 10 kilometreden çukurrak değilse ya ben bu nesneyi inkar kılamam. Özümü yanımda benim silerde 1 metreli asbab olsa minde 5 metreli asbab var. Şun bilen ölecek düşme günümce bu miydi? Hatta o bunun külgüyü haletini bilmedi ki 5 metreli asbab o hiç nerzemez heykelli güne. Silerde kolilerde 1 metrelik olsa minde 5 gezlik ölçü var deyip çünkü çüşlük hareket kılsa ucudu çukur. Yani bir ihtira, bir avvaslı ilmini ihtira kılıp çüşür, ölçep çıkışı için hareket kılıp. Mabada ölmese, ömrü boyu şimdi başakkat bile ölçep çıksa, şu haritaya hazırlık koyulgen 10 kilometre çıksa. Mabada yaşasa, mabada ölmese o. Hayat tamam, şimdi marvarit derişke vakti yok. Eskine min absuslar bulsun ki on bütün ömrünü şu tayyar harita yazılgenler seni teşhirişlik için sarıp kutban. Bunu önlüken min eğer çünkü tanaganımda kanca mervaritler iyisi bulardım.
Mana bu oltin koni, bu yerni tagida oltin koni deb yozib qo'yilibdi. Shu oltin koni borligini tasdiqlaganimda, shunga tayyorgarlik ko'rib oltinlarni olib chiqqan bo'lardim deb afsus yegan odamni misoliga o'xshaydi. Necha ming yillar o'tgandan keyin mas qiluvchi ichimlikni zararli gapirib turgan odam, uni bu islom kishisining go'dak bolasi, kichkina bolasi bilgan odam bilan barobardir. Balki undan qoloqroq. U butun umri bo'yi sarf qilishini bas qiluvchi ichimlikni zararini bilib, xolos. Uni ichida buni zararini topishda diqqatchiligida tilla ichib tekshirgan. Hayoti bo'yicha ichib tekshirgan. Ana bu narsani hayotini barbod qilgan islom ahlidagi baxt-saodatli odamlar yo'qdir, birodarlar. Dunyo xaritasini misoli shu misoliga o'xshatsak, tushunarliroq bo'ladiki, shunday bizga islom bepul, juda lo'nda, sodda ilmni aytib qo'ya qoldi. Murakkab vaqtlarda biladigan ilmni oddiy qilib aytib qo'ydi. Biz bundan marvarid va oltinlarni terishlikka bizni buyurdi. U haqda bahs yuritishlikka qiyib bizni ozod qildi. Mana bu najot topgan jamoa haqidagi so'zlarni izohlashlik uchun ba'zi so'zlarga muhtoj bo'lindi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni najot topgan jamoadan qilsin. Hamma odamni najot topgan jamoadan deb da'vo qilib, u jamoaga zid ishlarni qilib yuradigan odamlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin. Hamma odam to'g'riman deydi, birodarlar. Hamma odam haqni qilyapman deydi. Lekin u haqning o'lchoviga solmoqlik kerak. U kitobi sunnatdir. Kechasi turib o'g'rilik qilayotgan odam ham topgan moling harom desiz, nima uchun hamma shirin uyquda turganda men shirin uyqumni buzib topgan pulim harom bo'lar ekan deydi. O'zini hayosiz, o'zining halollariga ziynatlanmasdan yurib ayollar haromga ziynatlanib yurgan ayollar ham men o'zimni jamolim bilan ko'p odamlarni bahramand qilyapman, sahiyman deb yuradi. Mana bu ham o'zini haqman deb biladi. O'zini hijobga olib, o'zini haloligagina ziynatini ko'rsatib, ularga ayollar tortinmasligi kerak. Sizlar hech qanday bir libos kiyishni bilmaysizlar desa, ha biz haromga kiyishlikni bilmaymiz desin ayollar. Biz halolga nihoyatda ziynatlanishlikni bilamiz. Biz Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining haloliga ziynatlanishlikni ibodat degan. Deb biz u narsani bilamiz, lekin bu uyda qatqa o'rangandek bo'lib, o'zini haloliga eng xunuk libosi bilan yurib, haromga eng go'zal libosi bilan yuradigan bizga shayton bo'lishlikdan Alloh saqlagan bizni desin. U narsani aytishligi kerak. U ayol o'zini ongi yetmaganligidan odamlarning oilasini buzib tashlayotgan ayol haromga ziynatlanishlik sabab bo'layotganligini bilmaydi. Chunki havoyi nafsiga berilgan odam o'zining oilasidan ko'ra boshqa ziynatlanib yurgan ayolni ko'rib, uning qalbiga fitna tushadi. Shun bilan birovni oilasini buzayotganligini bilmaydi. Uni ham oilasini bitta boshqa ayol buzadi uni ham. Shuning uchun agar odamlarni o'ziga qo'yib qo'ysangiz, hamma odam menga yaxshi xizmat qilyapti. Lekin Allohni yo'liga, manhajiga xizmat qilayotgan odamgina haqiqiy xizmat qilayotgan odamdir. Mana to'g'ri yo'lga xizmat qilayotgan odam shudir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo najot topuvchi jamoalardan qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etishligini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni hammamizga nasib qilsin. تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. خب. وقتلر كي نمازدن كي صلوات ايتشليه ديگن گرلم. بس صلوات دوشن ديتمز كي معلوم بر وقتي يو برادرلر. صلوات مي دائم پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم. Men aytganman, yana shunga beparvosizlar. Qachon Rasululloh deyishilgan sallallohu alayhi va sallam deb hamma tomondan ovoz chiqib ketish kerak. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlari zikr qilinganda salovat aytmagan odam o'ziga zulm qiladi.
Şunun için doim salavat etişlik namları eşitilingende buluştuk içerik. Ve malum bir vakti var ki cuma günü de salavatını köp etişliğine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyürü geller. Biz şunu bilemiz. Başka vaktini biz tayin kımıyımız. Meğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin kıyan vaktini yine tayin kılamız. O kişi cuma külleri de köp salavat etişliğine nima qilganlar? Bizga yo'llanma berganlar va shu nomlari zikr qilinganda va xohlagan vaqtimizda salovat aytishdi. Imom Husayn janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini oldilarida salovat aytib o'tirib, ko'p o'tirgan kishini ko'rdilarida, "Voy palonchi" dedilar. Iroqda turib deganing bilan bu yerda turganingni, salovat aytganingni farqi yo'q dedilar. Allohga hamdlar bo'lsin ki Imom Husayn payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nabiralari shu so'zni aytdilar. Ya'ni agar birodarlar shu yerda afzal degan narsani sahobalar mashru qilganlarda mana borgan kishilar ko'radi, u yerdan odamlar kelmasdan bu g'arib odamlarga u yerda yo'l bermishmagan bo'lardi. Biz shu yerdan odob o'tib ketayotganimizda assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Assalomu alaykum ya Abu Bakr ya Umar ibn al-Faruq deb salom berib o'tib ketamiz. Imom Azam rahmatullohi alayhi duoni qiblaga qarab turib qilishligini lozim deganlar. Abdulloh ibn Umar va boshqa imom Malik boshqalar qabrga qarab turib duo qilsa ham qiblaga qarab turib duo qilsa ham bo'ladi deganlar. Ya'ni biz salovatni biz zikr bilan shuni aytayapmiz. Salovat doim nomlari zikr qilinganda aytamiz, juma kuni ko'p aytamiz va xohlagan soatimizda aytaveramiz. Va qabrlari oldin o'tganda salot salom berib o'tamiz. Aytdilarki, menga qayerda bo'lsanglar salovat aytinglar, salovat aytganinglarda men javob qilaman dedilar. Ya'ni Alloh taolo shunda ashablar so'ra, qanday siz chirib ketgan bo'lsangiz salovat aytasiz dedilar. Shunday sahobalar jur'atli ekanlar. Shu so'zdan chiqdilar. Shunda aytdilarki, Alloh taolo ruhimni payg'ambarlar go'shtini yerga harom qilgan. Payg'ambarlar go'shtini yer yeyolmaydi dedilar. Va qalbimga Alloh taolo ruhimni kirgizadi, javob qaytaraman dedilar. Bu qanday kayfiyatda qaytaradilar? Biz buni bahs qilmaymiz birodarlar. Biz bu haqda hech qanday bahs qilmaymiz. Biz nas hadis sabit bo'lganda iymon keltiramiz. Kayfiyati to'g'risida bahs qilmaymiz. Biz.